kolay olmadı. Tabiri caizse buralar dutluktu. Bunun için de piyasaya çıktı. Adaylar çoktu. Sanki bunları böyle içimize doğmuş gibi kararı verdik. Akıl Katanların 4. bölümünü çekeceğiz ve İstanbul'dayız. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın hemen yanında serbest bölgede Gözen Holding'e ait bir simülasyon merkezi var. Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi. Onun İngilizcesi IFTC. Hani o bildiğimiz sıfırdan eğitim alınan bir yer değil burası. Havayolu pilotlarının yeni tip eğitimi alırken uçtukları simülatörler var. Aynı zamanda tazelemelerine uçuyorlar. Ve sizi ben Türkiye'nin ilk özel simülatör merkezine götüreceğim. 2008 yılında kurulmuş bir merkez bu. Şirketin aslında o günden bu yana genel müdürü kaptan pilot ve bu fikri Gözen Holding'e veren Cengiz Kaptan'la sizi tanıştıracağım. Kısa sürede önce 4 arkasına 5'in simülatörü aldılar. Şimdi büyümeye Havelsan'la birlikte devam edecekler. Havelsan'ın geliştirdiği Airbus A320 simülatörünün bu yeni Neo serisi, CEO serisi beraber oluşturulmuş yeni nesil simülatöründe kullanıcısı oluyorlar. Havayollarıyla başladı bu süreç. Havelsan bu çekim yaptığımız zamana kadar 5 simülatörü teslim etti. Şimdi sırada da Gözen Holding var. IFTC'nin hikayesini şöyle bir beraber dinleyelim, inceleyelim. Neler yapılmış, neler etmiş. Çünkü enteresan bir laf vardır. Havacılıkta para yerde diye söylenir. Bir uçak uçurmak tabii ki çok önemli. Ama bunun arkasında da çok ciddi bir yer operasyonu vardır. Eğitim de bunun başında geliyor. İyi eğitim demek, kazaların en aza indirilmesi demek. Bizleri emniyetle uçurmak için pilotlar sürekli bu simülatörlerde ter döküyor. İstersen beraber gidelim bir şu IFTC'nin Havelsan macerasını beraber dinleyelim. Cuma günü beklediğimizden daha az trafik var. Yavaş yavaş hızlandı yol. Umarım yolun geri kalanında bu şekilde gider, hızlı bir şekilde ulaşırız. Evet, şimdi Atatürk Havalimanı'nın hemen yanındaki serbest bölgedeyiz. IFTC, Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi'ne geldik. Burada simülatörlerle ilgili son gelişmeleri birlikte izleyeceğiz ama önemli bir başarı hikayesini de dinleyeceğiz. Burçak Hanım'ı arayalım. Ondan sonra da çekimlerimiz için içeri doğru Cengiz Kaptan gelsin. Cengiz Kaptan'la görüşelim. Burçak Hanım neredesiniz? Kapıdayım ben şu an. Tamam. Evet, evet, evet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şöyle bir... Şu tarafa doğru... Pardon, doğru haklısınız. Cengiz Kaptan bekliyor. Cengiz Kaptan bekliyor. Geçelim. Biz sizi tanıyalım. Nasıl havacılık kariyeriniz başladı? Nasıl bu durumlara gelindi? Biraz dinleyelim sizden. Açıkçası ortaokulda tanıştığım bir havaarbakılı öğrencisi sayesinde pilotluğa heves aldım. Hava kuvvetlerine özellikle. Küçüklüğümüzde de işte havacılık devamlı gelişiyordu, uzay devamlı gelişiyordu. İlkokula başlama yıllarımda Sanoğlu Ay'a çıkmıştı. Bunların hepsi küçüklüğünüzde böyle birikim oluyor. Askeri liseyi bitirdim. Daha sonra havaarbakılığına girme imkanı buldum. Çok sevdiğim hava kuvvetlerinde kısa da olsa görev yapma şansını elde ettim. Daha sonra yurt dışında uçuş
eğitimi aldım, iş öğretmenliği yaptım. Özel jetlerde, hava yollarında. Daha sonra çalıştığım şirketlerde yöneticilik yapma imkanı buldum. Hem uçuş işletmem eğitim tarafında. Çok şanslı addediyorum kendimi. Yurt dışında iki tane, yurt içinde de birkaç şirketin kuruluş salonunda bulundum yönetici olarak. Çok değerli insanlarla çalışma, onlardan birçok konuda bilgi alma, öğrenme fırsatını buldum. Zaten bu projenin başlamasından önce de çok sevdiğim, hala da uçtuğum Freebird Havayolları'nın uçuş işletme direktörlüğü yaptım. Bu projenin gerçekleştirilmesiyle yaklaşık 16 yıl bitti. 17. yılın içindeyiz. Simülasyonda daha yoğun çalışıyorum. Uçmaya devam ediyorum. Simülatörlere giriyorum. Öğretmenlik ve kontrol pilotluğu görevlerini de sürdürmeye çalışıyorum. Ya bu IFTC'ye geldik. Bakalım ne gelişme var, ne olacak, ne edecek bir hoş görelim. Hoş geldiniz. Kaç yıl oldu ben gelmedim? Bir açılışınız ne zaman sizin? Burası 2008. 2008'de. Yılı Nisan ayında faaliyete başladık. Yani Mart sonunda ilk yıl. Denetlememizi geçirdik EASA 16 yıl. 16 yıl. Ben 16. Şeyi hatırlıyorum. 16 yıl bitti, 17'nin içindeyiz. 17'nin içindesiniz. 17'nin ben içindeyiz. Şeyi hatırlıyorum yıl olarak. O zaman Türkiye'de çok az simülatör var. Türk Hava Yolları'nda bile 2 tane var. Siz... 6 ayda 4 taneyi getirdiniz. Hemen hemen. Evet, 8 ay diyelim toplam. 8 ayda hepsini getirdik. Şöyle oldu tabii. Bir anda olmadı. Anlaşmalarını yapmıştık. İki opsiyonumuz vardı. İki opsiyonu hemen kullandık. İki opsiyonu hemen kullanınca bir anda 4 bir anda gelmiş gibi oldu. Aslında 2+2'ydi yani. Erken kalkan sivil havacılıkla yol mu alır diyelim? Evet. Planlı evet, olan, evet, gücü kuvveti evet, olan evet. Burada erken kalkan yol alır. IFTC diyoruz ama buranın yatırım hikayesinin fikri nasıl çıktı ortaya? Fikri biraz ülkenin havacılık endüstrisinin ihtiyaçlarından çıktı. 2000'li yılların ortasında Türkiye'de sevgili ulusal hava yolumuz Türk Hava Yolları'nın simülatör kapasitesi vardı. Freebird Hava Yolları bizim holding şirketimiz. Airbus operatörüdür 2000 yılından bu yana. Bir adet 320 simülatörü vardı Türk Hava Yolları'nın. Sağ olsunlar, onlar da artan kullanmadıkları kapasiteyi sektöre sunuyorlardı. Biz de oradan faydalanmaya çalışıyorduk. Bu tabii yığılmalara yol açıyordu. Neredeyse hepimiz yurt dışında, farklı ülkelerde, farklı fiyatlandırmalara maruz kalıyorduk. Maalesef istediğimiz saatleri alamıyorduk. Hep kullanılmayan gece saatlerinde, sabaha karşı saatlerde uçuyorduk. Eğitimin verimini düşürüyordu. Sektör o anda ihtiyacı vardı, havacılık. Türkiye'de havacılık inanılmaz güzel bir şekilde büyüyordu. Ülkemiz zaten çok şanslıyız. Harikulade bir coğrafi konuma sahip. İnsanımız çok iyi, kültürümüz, doğamız, her şeyimiz çok güzel. Havacılık büyüyordu. Simülatör kapasitesi çok limitliydi. Türk Hava Yolları'nda sadece 2 tane simülatör vardı o yıllarda. Hepimiz Türk Hava Yolları'nın yoğun ihtiyacının dışında kalan, artan bölümleri kullanabiliyorduk. Yurt dışına çok gidiyordu. İnanılmaz paralar harcıyorduk. İnsan zaman kaybı, insan gücü kaybı oluyordu. Ülkemiz döviz kaybediyordu. Evimizden uzak kalıyorduk. Bunların hepsi bir araya geldi. Dediğim gibi Gözen Holding'de olmanın bir ayrıcalığı tabii bu. Her zaman ilkleri başaran, ilkleri yapan, her zaman havacılık endüstrisine farklı alanlar hizmet sunan bir ailenin parçası olunca tabii fikirlerinizi özgürce paylaşma, sorma imkanı buluyorsunuz. Yönetim kurulumuz sağ olsun buna kulak verdi, dinlediler, çalışmaları yaptık. Çok daha büyük, çok daha entegre bir proje safhasından biraz daha fokuslandık. İstanbul'da tamamen simülatörlere yoğunlaşmış bir projeye evirdik. 2008'in dediğim gibi 31 Mart'ında JAA'den Joint Aviation Authority, o zamanki adıyla EASA değildi tabii. Onlardan aldığımız ilk onay ve kendi sivil havacılığımızdan aldığımız ilk onayla faaliyetlerimize başladık. Şimdi 4 tane burada var. Antalya'da merkeziniz var Sun Express'le birlikte şey yapıyorsunuz. Evet, Sun Express'e çok değerli müşterimiz Sun Express. Çok değerli ortağımız, müşteri demeyelim. Orada onlara çok ciddi anlamda ölçekte hizmet sunuyoruz, saat sunuyoruz. Corendon var, çok değerli bir hava yolu ülkemizin. Onlar da geliyorlar. Farklı yabancı müşterilerimiz de geliyor. Antalya'da bir tane simülatörümüz var. 4 burada, 5. Yeni geliyor. Yeni ailemize katılan bir Airbus 320 NEO'muz. Birazdan konuşuruz onları. Ya bu biraz biliyorum. Çok sorularım var bu konuyla ilgili. Çok. Ama şöyle bir simülatöre girelim. Olur. Ondan sonra bir bakalım. Tabii. Galiba eğitim hazırlığı yapıyor ekip içeride herhalde. Eğitim hazırlığı yapıyor biliyorsun. Hazırlık ve sonrası eğitimin kendisi kadar önemli. Evet, eğitim evet. Hazırlanmak ve eğitim sonrası debriefing dediğimiz Tolga en az eğitimin kendisi kadar önemli. Şöyle simülatöre bir tabii. Bakalım. Neler yapıyor? Bir merhaba diyelim arkadaşlara. Gel bakalım. Takip et beni. Tamamdır. Takip edelim sizi.
Merhaba Ümit Kaptan, nasılsınız? Hoş geldiniz. Tolga Bey, hoş bulduk. Ümit Kaptan. Nasılsınız? Aynı zamanda bizim eğitim müdürümüz. Eğitim müdürünüz. Nasılsınız? Sağ olun valla, geldik burada. Uzun zamandır da simülatörün içine girmemiştik. Burada bir konuşalım ama ben hemen mikrofonu size bir aktarayım. Tamam. Bir tabii, şey tabii. Sorayım. Şimdi siz bir yandan da bir eğitim uçuşu. Yıllık tazeleme eğitimleri. Yıllık tazeleme. Evet. Peki şey soracağım size, ne kadar sürede tazelemeye giriyor pilotlar? Pilotlar yılda bir iki defa tazeleme eğitimi almak zorundalar. Bizim Sivil Havacılık Otoritesi'nin kuralları gereği. Ayrıca Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi gerekiyor. İki defa yıllık eğitim almak zorunda. Şimdi simülatörün dakikası para. O yüzden evet. Biz değil mi? Cengiz Kaptan. Meşgul etmeyelim. Çok meşgul etmeyelim. arkasından. Değerli kaptanlarımıza da güzel bir eğitim diliyoruz. Sizlere kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi uçuşlar olsun. Biz sizi burada bırakalım. Arkasından tamam. Siz de eğitiminize başlayın. Mikrofonumuzu da taktık. Şöyle geçelim, konuşalım. Biraz neler var, neler yok. Şuranın hikayesini anlatacak çok. Anlatacak çok Tolga. Senin de çok soruların vardır biliyorum. Sıkıştıracağım sizi ona göre. Her zaman. Derler yani şu an bildiğimi bilseydim o zaman yapar mıydım diye. Çok zor oldu. Kolay olmadı. Bir işe biliyorsunuz başlamak yarısı derler. Buna benzer birçok atasözü, güzel vecibeler var. Bize de biraz öyle oldu. Kararı verdik. Kararı verip yatırım için parayı istenen bölümünü hesaba geçince üreticinin gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Yer aradık. Yer arıyorduk zaten. Şu an içinde bulunduğumuz serbest bölge, sağ olsun Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, çalıştığımız yöneticimiz buradaki İSPİ. Yardımcı oldular. Tabiri caizse buralar dutluktu. Şaka yapıyorum, sazlıktı böyle. Hiçbir inşaat yoktu. Projeyi çizdik. Yurt dışından bir mimardan destek aldık. Ama kendi mimarlarımız bu konuda esas son noktayı koydular, son haline getirdiler. Çok güzel iş başardılar. İnşaatımızı yaptık. Zemine 60 tane paylon çaktık. Deprem bölgesi İstanbul. İnanılmaz bir yatırım yapıyoruz. İstatik hesaplarını yap. Ama en büyük risk aslında ticariydi. Sanki bunları böyle içimize doğmuş gibi. O yıllarda kağıtla yapılıyordu her şey. Simülatörden çıkar bir kağıt da yazardınız. Dijital bile değildi. 2008 yılında. Şu anda komik geliyor ama öyleydi. Kurduk. 2+2 dediğim gibi opsiyonu kullandık. 4 simülatör oldu. 2008 yılının baharında başladık ve hepimizin malumu olduğu üzere 2008 yılında da dünya büyük buhrandan bu yana en büyük finansal krizine girdi. Her şeyi etkiledi. Havacılığı etkiledi, bizleri etkiledi, herkesi etkiledi. Ne yaptık? Çalıştık. Farklı ürünler yaratmaya çalıştık. Simülatörlerimizi, işletmedeki kostlarımızı, maliyetleri düşürmeye çalıştık. Sizi öldürmeyen daha güçlendirir gibi yine bir sürü atasözü, vecibe vardır. Biraz da öyle oldu. Yelken açtık denize, bırakın fırtınayı, kasırganın ortasında kaldık. Ama yelkenimiz kırılmadı, direğimiz kırılmadı, yelkenimiz yırtılmadı. Ama dalgalı, bu fırtınalı, kasırgalı sularda gitmeyi öğrendik. En azından rüzgarımızın nereden geldiğini biliyorduk, günümüzü biliyorduk. O yüzden gideceğimiz destinasyona doğru yol aldık ve geçti. Hayat her şeyde olduğu gibi. Simülatörlerimiz dolmaya başladı. Eğitim verdik. Dediğim gibi dry lease, kuru kiralama yaptık. Holdingimiz her zaman arkamızda oldu. O sıkıntılı günleri çok kısa zamanda aştık. Müşterilerimiz destek oldu. Havacılık sektörü tekrar dünya finans sektörüyle beraber toparlanmaya başladı. İyileşti. Daha biz de işi öğrendik. Kendi yazılımımızı ürettik. Baktık dünyada istediğimiz kalitede bir yazılım yok. Simorg isimli yazılımımızı ürettik. Ekibimiz öğrendi. Türkiye'de simülatör teknisyenini bulamıyordunuz. Sadece Türk Hava Yolları'nda vardı. Onlar da bayrak taşıyıcımız gibi güzel bir şirketi bırakıp bize gelmeyecekler doğal olarak. Kendi simülatör teknisyenlerimizi yetiştirdik. Aslında uçakla birebir olması bizim işimiz. Genel itibariyle sağlamamız gereken ortam uçak kokpitiyle yerdeki kokpitin aynı olması. Görevimiz de bu. Pilotların bir farklılık hissetmeyip bütün eğitimini yerde de aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için de tabii ki bazı parçalar birebir uçakla aynı parçalar. Şu an içindeki parça simülatörde de kullanılıyor. Bazı parçaları simüle ediyoruz. Yani aslında daha ucuz bir yönteme başvurmuş oluyoruz. Bazı sistemler yine simüle ediliyor. Bazı sistemler direkt uçaktaki gibi kullanılıyor. Aslında her şeyi uçak parçası kullanabilir miyiz? Evet. Ama bu birazcık simülatörün fiyatını yükselteceği için bazı yerlerde biraz fiyatı ucuz atmak amacıyla simüle edebildiğimiz sistemleri kullanıyoruz. Bu sebeple simülatörü mümkün olan en maliyet etkin biçimde üretim, kullanım, idame şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fiyatlar dünyanın her yerinde olduğu gibi, her sektöründe olduğu gibi havacılıkları çok dinamik. Şartlar, arz talep dengeleri bunların hepsini belirliyor. Şu anda Avrupa'da bir simülatörün kiralama bedelleri yaklaşık 350-400 euro bandında. Artık KDV, artık ülkenin vergi yapısına göre ekleniyor üzerine. Bunun bu civarlarda kalmaya çalışarak, Türk operatörlerine özellikle iyi imkanlar sunarak bunları yurt dışına çıkıp zaman kaybı, malumunuz pilotlar maaşla çalışıyorlar her çalışan gibi. Onları yurt dışına gönderdiğiniz
ülkemizde yolda, orada kalış esnasında onu uçuramazsanız, çünkü bu çok değerli, çok kıymetli, pahalı insan gücünü kaybediyor. Bunu engelliyoruz. Yurt dışına döviz çıkışını engelliyoruz. Tabii yurt dışına çıktığında birçok diğer masraflar oluyor pilotların orada eğitim görmesinin. Özellikle uzun süreli eğitimlerde. Bunların hepsini bir araya getirerek havayollarımıza, eğitim kurumlarımıza bu ölçeklerde kalarak eğitim imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu pilotun hayatında aslında bu simülatör merkezleri çok önemli değil mi? Evet, çok önemli. Yeni bir mesela bir Airbus 320'de veya Boeing 737'de görev yapacak bir pilot hayatında bu tipte uçmamış. Ne kadar bir eğitimden sonra hazır hale geliyor? Ne kadar hayatının kaç günü geçiyor burada? Yaklaşık bizim yeni bir tip eğitimine başlayan, yani uçuş okulunu bitirmiş bir pilot adayımız, pilotumuz buraya geldikten sonra yaklaşık bir aylık bir tip eğitimine tabi. Ve bunların bir kısmı yaklaşık 10 günü yer eğitimi şeklinde devam ediyor. 15-20 günlük bölümü de simülatörde uçuş eğitimi olarak devam ediyor ve bu eğitimi tamamladıktan sonra artık o tipte uçmaya yetkili oluyor. Yetki sadece ilk bu eğitimi almakla bitmiyor işler. Görevi sırasında örneğin bir yılda pilotun minimum ne kadar gelmesi lazım, tazeleme yapması lazım değil tabii mi? Tabii ki her pilot bu eğitimi alıp Airbus veya Boeing pilotu olduktan sonra yılda iki defa tazelemeye gelmek zorunda. Bu iki defa 6 ayda bir tazelemeye gelmek zorunda. Biz bunlara OPC checkleri ve LPC checkleri olarak söylüyoruz. Her checkte de muhakkak iki tane full flight simülatör uçmak zorunda. Bir tanesi bir eğitim şeklinde planlanıyor, ikincisi ise check şeklinde planlanıyor. Ve burada çünkü gerçek uçuş şartlarında bazı arızaların yaşaması mümkün değil. Her hava şartı yaşaması mümkün değil. Kış şartları, sisli havalarda ve biz bu simülatörlerde bizim elimizdeki senaryolara ve tabii ki sivil havacılığın vermiş olduğu kurallara göre bu senaryolar altında bütün hava şartlarını %100'e yaklaşık pilotlarımıza vererek bu eğitimleri ve kontrollerini tamamlıyoruz. Sava Kaptanım, Servet Kaptanım hoş geldiniz. Bugün tazeleme eğitimlerinizi yapacağız. Bugünkü uçuş planımız İstanbul'dan İzmir olacak. Hava durumumuz İstanbul'da açık ve bulut altlamamız 1500'de olacak şekilde bir hava durumumuz var. İzmir'de yağış bekliyoruz. Buna göre planlamamızı ve diğer şeyleri yapacağız. Şartlar ve diğer şeyler uygun olacak olursa İstanbul'da 3-5 sağ pistini kullanarak kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Simülatöre girdiğimizde normal usulleri limit standartlarda yapacağız. Normal usullerden sonra motor çalıştırma esnasında bir motor çalıştırma arızası vereceğiz. Bunları supplementary procedures'ı açarak, okuyarak read and do yapmayı planlıyoruz. Takiben 3-5 saat pistinden kalkışı takiben kalkıştan sonra bir tane wind shear planlayacağız. Yani şiddetli bir türbülans bekliyoruz. Rüzgarda değişiklik olacak. Böyle bir durumda Mustafa Kaptan neler yapıyoruz? Herhangi bir windshield'la karşılaştığınızı düşünün kalkıştan sonra. Siz pilot flying olarak uçuyorsunuz. Sol tarafta Sermet Kaptan da sağ tarafta pilot monitoring olarak uçuşu planlayacak. En önemli husus bir defa enerji seviyemizi korumamız lazım windshield'da. Dolayısıyla windshield ikazıyla beraber zaten PFT üzerine düşecektir. İlaçta yapacaktır. Kaskolarını toplatıyoruz. Mümkün olduğunca SRS takip ediyoruz. Konfigürasyon değişikliği kesinlikle yapmıyoruz. Özellikle iniş takım kapatmanın yaratmış olduğu drag bizi istenmeyen durumlara sokabilir. Büyüme kararını nasıl aldınız? Büyüme kararını 3 ölçüp 1 keserek aldık. Her zaman bence havacılıkta yapılması gerektiği gibi. 2008 yılında bayağı cesur bir karar almıştık. 2012'de de çok güzel bir kararla bunu pekiştirdik. Zamanlama en kıymetli, en önemli öge. Doğru zamanlamayla yapmazsanız maalesef başarı reçetesini yakalayamıyorsunuz. Zamanın doğru olduğunu inandık. Arkadaşlarımız çok sıkı çalışıyorlar. Devamlı öngörülerde bulunuyorlar. Projeksiyonlar üzerine çalışıyorlar. Simülatör almaya karar verdik. Bu da bir Airbus 320 Neo CEO simülatörüydü. Bunun için de piyasaya çıktık. Adaylar çoktu. Büyük oyuncular var malumunuz. CAE, L3. Bunların içerisinde her zaman kalbimizde, aklımızda tuttuğumuz Havelsan vardı. Bir Türk üreticisi. Bir milli değerimiz. 40 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyorlar. Yanlış bilgi vermek istemem ama 30 yıl civarında da askeri simülatördürler. Son 10 yıla yakın bir sürede sivil simülasyonda faaliyet gösterip üretim yapıyorlar. Kendileriyle çok yakın temastaydık. Konuşuyorduk, inceliyorduk. Teknik ekiplerimiz. Yine temasa geçtik. Sağ olsunlar. En tepeden aşağı kadar çok değerli bir kadroları var. Bize çok şeffaf, çok açık, çok
güzel bir şekilde yaklaştılar. Bütün gelişmiş olan teknik yeteneklerini gösterdiler. Biz çok memnun kaldık. Teknik ekibimiz çok memnun kaldı. Ve short liste girdiler, kısa listeye. Ve oradan da başarıyla bizim siparişimizi aldılar. IFTC gerçekten bağımsız ve bölgedeki önemli bir eğitim merkezi olduğundan ciddi anlamda bir fark yarattı burada. Bu algıyı oluşan algıda, bu düşüncede olan firmalar, yabancı airliner'lar dediler ki tamam bu ürün demek ki hani devletle bir alakası yok. İyi bir ürün, kendini ispatlamış bir ürün. Bölgedeki önemli bir oyuncu da burada Havelsan'ın ürününü tercih ettiyse o zaman onu iyi bir yere gelmiş demektir diye düşünerekten bizimle görüşmeler çok ciddi şekilde arttı. Bu kapsamda ciddi bir potansiyel oluştu diyebiliriz. Bir kaptan pilot olarak, bir eğitim merkezinin kurucusu olarak Havelsan simülatörüne oturduğunuzda ne hissettiniz? Yani gerçekten standardı nasıldı? Yabancı rakiplerine göre ne artı değer getirdi size? Bizim için önemliydi. Bu birlikteliğimiz inşallah hem Havelsan'ın da tüm dünyada tanınmasına umut ediyoruz, yardımcı olacaktır. Aslına baktığınızda havacılığın çok regüle olmasının bir avantajı simülasyonda da geçerli. Yani EASA otoritemiz, dünya otoriteleri bunu çok sıkı bir şekilde denetliyor. Hem objektif hem de subjektif, yani pilotun uçma hissiyle beraber destekliyor. Bu destekleme sonunda inanılmaz uzun bir checklist, testler maruz kalıyor ve Havelsan'ın simülatörü bunların hepsini bizim nazarımızda başarıyla geçti. Türkiye'de olması, bir Türk üreticisi olması, bizim milli değerimiz olması, yine benim gönlümde IFTC de çok önemli bir milli değer. Bu iki milli değerin bir araya gelmesi bence çok doğru bir zamanlama oldu. 2023'e nasip oldu. 21. yüzyılın ilk çeyreğinin bitmesine yakın oldu ama bence tam güzel oldu. İnşallah çok daha güzel siparişler veririz kendilerinden. Dünyaya beraber açılırız. Biz de onlara destek vermek istiyoruz. Bizim için bir satıcı-alıcı ilişkisinden daha çok güzel bir ortaklık, bir partnership oldu. Buna stratejik diyebilirsiniz. Biz çok mutluyuz. Eminim hem reliability, yani sürdürülebilirlik anlamında da çok iyi performans gösterecektir. Buna inanıyoruz. Çünkü çok yoğun testlere maruz kaldılar. Türk Hava Yolları'mız da sağ olsun çok çalıştı Havelsan'la. Onlardan da aldığımız feedback de tabii bu konuda çok bize büyük destek oldu. Olumlu anlamda. Vallahi güzel oldu röportaj. Ağzınıza sağlık. Ne güzel. Çok mutlu oldum. Gelişmeleri seni görmek bunca sene sonra. Çok sağ olun. Çok sağ olun vallahi. Benim açımdan da yeni bilgiler aldık, keyifler. Ve tabii ki sizleri gördük. Zevkle ve merakla izliyorum programlarını. Herkese de tavsiye ediyorum. Süpersiniz. Çok teşekkürler. Şöyle yavaş yavaş yolcu yolunda gerek diyelim. Artık buraya da bir Havelsan simülatörü inşallah gidiyor. İnşallah. Buradan da ağzınızdan inşallah aynen diye aldık ona göre. Haberleşmek üzere. Sağlık. 3 tane daha boşluk var. Bakalım ne zaman olacak. İnşallah. Görmek üzere. Görüşmek üzere.